standart belli bir norma, bir kaliteyi sözcük olarak belirtmekle birlikte konu caz olduğu zaman caz müzisyenlerinin yıllardır çaldığı, çala geldiği en sık seslendirilen parçaları anlıyoruz. Bir şarkıcının seslendirdiği parçalar caz standartları olabilir, kendine ait parçalar olabilir, belli bestecilerin parçalarını seslendirebilir, belli bir stile ait veya da janraya ait, belli bir döneme ait eserler seslendirebilir. Bunlara da bakmak lazım. Bir de kimlerle bu müzikleri yaptığını, mesela bir Billie Holiday'i arkamda gördüğünüz üzere düşündüğümüz zaman Lester Young da hemen aklımıza geliyor veya Ella Fitzgerald dediğimiz zaman Duke Ellington'la, Max Roach'la, Joe Pass'le yaptığı kayıtlar aklımıza geliyor veya Sarah Vaughan düşündüğümüz zaman Roy Haynes aklımıza geliyor gibi. Şimdi esas konumuz, yani hikaye anlatmaya gelecek olursak, her parçanın bir hikayesi var. Demin de söylediğim gibi sözlü veya sözsüz olabilir bu. Müziğin bir hikayesi var çünkü. Ama konu caz standartları olduğu zaman yine şarkıcılara mahsus bir durum ortaya çıkıyor. Müzik ve sözler. Şarkıların caz standartlarının bir kısmı, özellikle American Songbook dediğimiz bölüme ait parçalarda müzikallerden yola çıkıldığı için o içinde geçtiği müzikalin konusuyla ilgili veyahut da dramatik öğelerin belli bir temasını içeren parçalar olabiliyor bunlar genellikle. Tabii ki konu her zaman aşk ama çeşitli aşkın boyutları, çeşitli hikayeler bunun içerisinde yer alıyor veya bir bestecinin o parçayı yazarken neden ilham aldığı ile ilgili bir hikayesi oluyor. Biz şarkıcılarsa çoğu zaman şarkı sözlerinden en az melodiler veyahut da onların müzikal ifadeleri kadar etkilenebiliyoruz. Çünkü bunları söylemek bizim işimiz. Söylemek derken hem o hikayeyi sözcüklerle ifade etmek, yani bunun işin içine diksiyon giriyor, işin içine doğru telaffuz etmek, eğer yabancı dilde bir parça söylüyorsak giriyor. Yaptığımız vurgular, kattığımız dramatik ögeler, o dramatik ögeleri müzik içerisinde nasıl ifade edeceğimiz, hangi heceyi uzun tutup hangisini kısa bırakacağımız, hangi heceyi daha bastırarak söyleyeceğimiz, hangi kelimeleri birbiriyle bağlantı kurarak söyleyeceğimiz, bütün hikayeyi kendi perspektifimizden bir şekilde ortaya koymakla ilgili konular. Bir şarkıyı çalışırken ve sonra seslendirirken sıklıkla, yani çokça söylediği için bir şarkıcı kendisine, kendi hayatında yer bulabildiği veyahut da kendi hayal dünyasında yer bulabildiği parçaları özellikle yönlendirmeye gayret ediyorum ben genç arkadaşlarımı. Çünkü çok da anlattığı hikayeyi anlamadan söylemek gibi bir şey pek mümkün olamıyor bir. İkincisi, kendinize ait hissetmediğiniz zaman konuyla ilgili şeyleri çabuk sıkılabiliyorsunuz. Aslında en güzeli, o dönem ne yaşıyorsanız kendi iç dünyanızda, duygusal hayatınızda ona ilişkin parçalar seçerek hem kendinizi ifade etmek için güzel bir kanal bulmuş olabiliyorsunuz. Hem de bu bir paylaşımsa eğer, size gerçekten bir şey hissettiren bir hikaye anlatmak karşınızdaki dinleyiciye de bir hissi aktarmanıza yardımcı oluyor. Bir tane kitabım var, Jazz Standards diye. Bu şarkıların hikayesini anlatıyor. Çünkü bir şarkının da böyle katman katman hikayesi olabiliyor. Bir tanesi bestecisinin hikayesi. Yani o parçayı ya da söz yazarının ya da besteci söz yazarı, eğer bir arada çalışmış, öyle çıkartmışlarsa parçayı. O sırada
ne üzerine yazmış olduğu. İkincisi şarkıcının kendi dünyasında buna nasıl şekil verdiği. Bir de zaman içerisinde insan anılar biriktirdikçe işte kiminle şöyle çalarken böyle olmuştu. Bir de üçüncü bir katman binebiliyor veya demin de dediğim gibi izleyicinin ne aldığı ile ilgili farklı farklı katmanlar gibi düşünebiliriz. Çok sevdiğim şarkıcılardan biri olan Carmen McRae de şöyle ifade ediyor bu konuyu. Bir tabloya bakarsın, sen bir şey görürsün, ben başka bir şey görürüm. Mühim olan ben kendi anlayışımla, kendi anlatımımla o gördüğüm şeyi nasıl ifade edeceğim? İşte caz şarkıcılığı da biraz böyle bir şey. Bugün için seçtiğim parça balad bir parça. But Beautiful. Sözleri şöyle. Ama güzel demek gibi Türkçe'de. Love is funny or it's sad. Or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad but beautiful. Beautiful's to take a chance and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking if you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful, I know. Yabancı dilde bir şarkı olduğu için, İngilizce bir şarkı olduğu için bizim yapacağımız ilk iş doğru telaffuzlarıyla öğrenmek bir kere parçayı. Bilmediğimiz kelime varsa onları çıkartmak. Çünkü bu parçada yok ama çoğu caz standardının içinde bilmediğimiz kelimeler olabilir veyahut da farklı anlamda kullanılmış metaforlara rastlayabiliriz. Bazen söylediği cümlenin tam tersi ifade edilmek isteniyor olabilir vesaire. Bu nispeten sözleri anlamak açısından kolay bir parça ama çok tezatlar kullanılmış. Aşk bazen komiktir, bazen üzücü, bazen sessiz, bazen çılgınca, bazen iyi bir şeydir, bazen kötüdür ama her zaman güzeldir. Güzeldir onu göze almak ve eğer aşık olursan olursun. Fall in love tabii İngilizce'de Türkçe'dekinden biraz daha farklı. Aşka düşmek denildiği için orada bir eylem var bir yandan da. If you fall and I'm thinking ve eğer de olursan ya da eğer aşka düşersem umurumda olmaz doğrusu. Neşelidir aşk. Pardon. Gözyaşı doludur veya neşelidir. Bazen problemdir veya oyun olabilir. Fakat her iki türlü de aslında kalp acısıdır. Yine de güzeldir. Ve düşünüyorum ki eğer sen benim olsaydın seni asla bırakmazdım. Ve o zaman bilirdim ki her şey çok ama çok güzel olacak gibi. Çoğu çok ama çok güzel olacağı da ben ekledim. That would be but beautiful, I know. Biliyorum ki fakat çok güzel olacak. Parçanın sözlerini anlayıp biraz nasıl yorumlayacağınızı karar verdikten sonra notalarını Fakebook veya Realbook dediğimiz böyle caz standartlarının yer aldığı kitaplardan
internetten vesaire bulabilirsiniz. Size tavsiyem, eğer bu işle ilgili müzisyen tanıdıklarınız varsa biraz üzerinden geçiyor olmanız. Çünkü bu yazımlarda bazen melodide, bazen akorlarda belli hatalar, bazen sözlerde olabiliyor. Yine internette bulduğunuz şarkı sözlerinde bir yorumlarıyla kontrol edin. En güzeli tabii ki piyano veya gitar bir enstrümanın başına oturup çalışmanız ama eğer bu imkanınız yoksa MIDI file'larını indirerek internetten veyahut da orkestra versiyonlarını, ben ilk başladığımda öyle yapıyordum, dinleyerek melodileri öğrenebilirsiniz. Şimdi az sonra bir play along'la, yani müzisyenlerin çalıp kaydettikleri bir eşlik kaydının üzerine birkaç kez parçayı sizin için seslendireceğim. O arada da şunları yapmaya çalışacağım. İlk önce sadece sözleri müziğin içerisinde doğru yerlere gelecek şekilde, yani melodiye eşlikle tam oturtacak şekilde ve önce sadece söz olarak söyleyeceğim. Sonra melodisini notasında yazdığına olabildiğince sadık kalarak söyleyeceğim. Ondan sonrasında biraz daha kendi vurgularımı, kendi değişikliklerimi yapmaya başlayacağım. Biraz belki bazı sözcükleri vurgulayacağım, bazılarını daha yüksek volüm, bazılarını daha alçak volüm. Belki biraz sözsüz doğaçlama da yapabilirim. Bakalım neler olacak, göreceğiz.